Şimdi cümlenin öğeleri. Bakın cümlenin öğeleri dediğimiz zaman biz bunu kendi arasında ikiye ayırırız. Temel öğeler ve yardımcı öğeler. Temel öğelerin yüklenme özne, yardımcı öğelerin nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleçidir. Eğer ki bir soruda cümle temel öğelerden oluşuyor derse özne bir yükleme bakarız. Yardımcı ögeler dediğimiz unsurlar nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecidir. Şimdi edat tümleci diye bir alt dalımız var ama edat tümlecini üniversite sınavı kabul etmediği için, ÖSYM kabul etmediği için biz bunu direkt zarf tümlecinin içerisinde değerlendiriyoruz. Şimdi geldim bir test elime aldığım zaman bakın bütün kelimeler, bütün kavramlar cümlenin öğesi olmak durumunda değildir. Bakın cümlenin öğelerinde şöyle bir şey var. Arkadaşlarım küp dediğim bir olay var benim. Bak küp dediğim olay nedir? Hitap, ünlem, bağlaç, seslenme, cümle dışındadır. Bakın bunlar cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Hitap, seslenme, ünlem ve bağlaç benim cümle dışındadır. Bakın ileride göreceğiz, not diyeceğim. Ara cümle de cümle dışı unsurdur diyeceğiz. Kardeşim önüne baksana. Baksana nedir öğretmenim? Baksana sözcüğünü elinize aldığınız zaman şurada şöyle bir baksana dediğim bir unsur var. Baksana, alsana, yapsana dediğim zaman, açtığım zaman ünlem düşmesi dediğimiz bir olay var. Baksana ünlemdir, kardeşim seslenmedir. Bunlar cümle dışı unsur. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Bakın arkadaşlar bu komple bir ünlem cümlesidir. Ünlemler herhangi bir cümlenin ögesi olmaz. Geldik. Not 2 dedim. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Bakın isim cümlelerinde nesne olmaz. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Bir kelimemiz hariçtir. Boşlu kelimesinden hariç. Hiçbir isim cümlesi nesne almaz. Bunu bir kere birincimize yazalım. Bakın diyor ki hayattaki en büyük servet sağlıktır. Ben bunun olumsuzluğunu yaptığım zaman nedir? Sağlıktır, sağlık değildir. Bu isim cümlesidir. İsim cümlelerinde kesinlikle ama kesinlikle nesne olmaz. Birinci, küp dediğim bir olay var. Hitap cümlen bağlı cümle dışı unsurdur. Ara cümle de cümle dışı unsurdur. Kesinlikle ama kesinlikle isim cümlelerinde nesne olmaz. Boşlu sözcüğü hariçtir. Şimdi geldim. Bir tane soru yazdım. Dedim ki, yazarlar bu toplumdaki en önemli kalem işçileridir. Bakın, şunu şöyle bir, bu isim cümlesi değil mi? İsim cümlesi. İşçileridir, işçileri değildir, isim cümlesidir. Bakın, bununla ilgili şöyle bir şey. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Kesinlikle nesne olmuyor. Bakın, vurgulanan öge nesnedir. İsim cümlelerinde nesne olmaz. İşten etkilenen öge vardır. İşten etkilenen öge benim nesnemdir. Bu da olmaz. Özne, nesne, yüklem öyle sıralamasıyla oluşmuştur. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir. Yine isim cümlelerinde nesne olmaz. Nesne sözcük öbeğinden oluşmuş derse hepsi yanlış olur. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Şimdi geldim diyelim. Bakın tercih etti. Bu bir fiil cümlesi değil mi? Tercih etti, tercih etmedi. Arkadaşlar bu cümlede aşağıdakilerden hangi öge vardır? Bak onu tercih etti diye oluyor mu? Onu tercih etti diye oluyor. O zaman bu cümlede nesne vardır. Bakın isim cümlelerinde nesne olmuyor. Fiil cümlelerinde nesne olup olmadığını anlamak için onuyla okuruz. Bakın onu tercih etti. O zaman bu cümlede nesne vardır. Bu cümle, bir cümle onuyla okunuyorsa o cümlede nesne vardır. Bak bu insanların yaptıklarını bir çırpıda okudum yüklen. Bakın onu okudum diye oluyor mu? Onu okudum diye oluyor. O zaman bu cümlede nesne vardır. Bakın teyit edelim. Neyi okudum? Bu insanların yaptıklarını. Bakın nesnenin olduğu ortaya çıkıyor zaten. Bakın geldi bir tane soru sordum. Dedim ki bakın. Şimdi arkadaşlar beceridir. İlgilendiriyor, çaba harcıyor, bilebilir, aktarabilir. Beceridir, beceri değildir isim cümlesi. Peki bu cümle isim cümlesi olduğu için nesne olmaz. İkiye geldim, onu ilgilendiriyor dersem bu fiil olduğu için, onuyla olduğu için bu cümlede nesne vardır. Onu çaba harcıyor, olmuyor. O zaman bu cümlede nesne yoktur. Onu bilebilir, bu cümlede nesne vardır. Onu aktarmıştı dersem bu cümlede nesne vardır. Yani otomatikten cevap şıkkı. Ya bir üçtür, kesinlikle ama kesinlikle iki, dört ve beşinci şıklar. Mesela örnek veriyorum, üç ve dört aynı şıkta olursa soru kökü yanlıştır. Veya cevap şıkkı ne olamaz arkadaşlar? Bir ile iki olamaz, bir ile dört olamaz, bir ile beş olamaz. Çünkü birinde nesne var, birinde nesne yok. O zaman cevap şıkkı ne olabilir? Ya üç, bir olabilir ya da ne olabilir arkadaşlarım? Beş, dört ve iki olabilir. Bakın bu cümlenin öğeleri. Kısa yoldan zaman kaybetmeden çözmek zorunda olduğumuz için bu notları bilmek zorundayız. Bakın geldim.
Fiil cümlelerinde nesne, onuyla okunursa o cümlelerde nesne vardır. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Direkt cümlelere bakarak bile çıklardan iki tane üç tane çıktı edebilirsiniz. Geldim diğer bir notum var. Bakın bunu ben, bura benim için çok önemlidir. Ben bütün soruları buradan çözmeyi teyit ediyorum. Bu bir sağlama işlemidir. Dedim ki arkadaşlar, bütün öyle fikrimin anlamlı olarak okunur. Bakın dedim, yazarın yazmış olduğu son romanını bütün gün evimin sessiz bir köşesini inceledim. İnceledim yüklem. Değil mi? Yazarını inceledim, yazarın yazmış inceledim, yazarın yazmış olduğu inceledim, yazarın yazmış olduğu son inceledim, yazarın yazmış olduğu son roman inceledim. Kes. Bak, yazarın yazmış olduğu son roman inceledim de o. Bütün inceledim, bütün gün inceledim. Baktım yine yüklemli anlamlı olarak okuyor. Evimin inceledim, evimin sessiz inceledim, evimin sessiz bir inceledim, evimin sessiz bir köşesini inceledim. Bak, teyit ettim yüklemli anlamlı olarak okuduğum zaman cümleyi doğru ayırmış mıyım diye teyit ediyorum. Bak, yazarın inceledim, yazarın yazmış inceledim, yazarın yazmış olduğu inceledim, yazarın yazmış olduğu son inceledim, yazarın yazmış olduğu son roman inceledim. Bütün inceledim, bütün gün inceledim, kes. Bak, dün okulda yaşanan olaylar herkesin keyfini kaçırdı. Bunu ileride saatlerde göreceğiz. Keyfini kaçırmak deyim gibi. Değil mi? Keyfini kaçırdı deyim, deyimler. Diğer adı anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller cümlenin öğelerine ayrılmaz. Bakın şu da herkesin keyfi tamlama olduğu için ben bunu komple yüklem diye aldım. Değil mi? Bak dün herkesin keyfini kaçırdı. Dün okulda herkesin keyfini kaçırdı. Dün okulda yaşanan olaylar herkesin keyfini kaçırdı dersem cümlenin öğelerine doğru bir şekilde ayrılır. Sayısız kitabın bulunduğu bu kitap kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Yüklem ziyaret etmişlerdir. Yine teker teker teyit ederek okuyor. Sayısız ziyaret etmişler, sayısız kitabını ziyaret etmişler, sayısız kitabın bulunduğu ziyaret etmişler, sayısız kitabın bulunduğu bu ziyaret etmişler, sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi ziyaret etmişler. Oluyor mu oluyor? O zaman nedir arkadaşlar? Şuradan bir tane çizgi çekelim. Geçen ziyaret etmişler, geçen yüzyılın ziyaret etmişler, geçen yüzyılın başlarında ziyaret etmişler. Yine çektim. Avrupalı ziyaret etmişler, Avrupalı bilim ziyaret etmişler, Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler derse teker teker teyit alalım. Mesela bak, onu ziyaret etmişler diye oluyor mu? Oluyor. O zaman bu cümlede nesne vardır. Ama nerededir? İlerleyen saatlerde göreceğiz. Onu herkesin keyfini kaçırdı. Olmuyor o zaman bu cümlede nesne yoktur. Onu inceledim. Neyi inceledim? Yazarın yazmış olduğu son romanını inceledim diye teyit edebilirim. Bakın arkadaşlar, bizim en çok sıkıntılı olduğumuz yerlerden biri şu. Bu, ya hocam bunun yüklemi niye böyle? Bakın şunu unutmayın. Tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşur. Bakın tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşur. Nedir bu? Bakın tanım cümleleri bir kere isimlerden, isim yükleminden oluşur. Bak, tanım cümleleri fiil cümlelerden oluşmaz. Tanım cümleleri bu nedir veya bu kimdir sorusunun cevabıdır. Bakın bu nedir veya bu kimdir sorusunun cevabıdır. İsim cümleleridir. İsimler ek fiil alarak yüklem olur. Bakın, tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşur. Tanım cümlelerinin yüklemi isim olmak durumundadır. Fiil cümlelerinden tanım cümlesi olmaz. Ve bu nedir, bu kimdir sorusunun cevabı. Bakın, daha deniz görmemiş bozkır çocuğuyum. Ben kimim? Bakın, ben kimim? Ben kimim? Bak, soru şu, daha deniz görmemiş bozkır çocuğuyum. Tanım cümlesi komple yüklemdir. Umutları kaybolan, uçamayan bir kuşsun. Sen kimsin? Yani kimsin? Umutları kaybolan, uçamayan bir kuş. Komple yüklem. Savaş, Türk milletinin her zaman içinde bulunduğu bir bayramdır. Savaş nedir? Türk milletinin her zaman içinde bulunduğu bir bayramdır. Geldim. Adamın tek isteği gariban çileliği umursamaz olduğunu sınavı kazanmasıydı. Adamın tek isteği olan ne? Gariban çileliği umursamaz oğlunun bu sınavı kazanmasıydı. Dedi, sınav insanları uykusuz bırakan, insanları devamlı ağlatan olgular bütündür. Sınav nedir? İnsanları uykusuz bırakan, devamlı ağlatan olgular bütündür. Tamam mı? Tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşuyor. Bak, biz şimdiye kadar 5 madde gördük. 1. Hük dediğim bir olay var. Hitap, ünlem, bağlar, cümle dışı unsur. Ara cümle de cümle dışı unsur. 2'ye gel. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Boşlu sözcüğü hariç, boşlu sözcüğünden hariç bir isim cümlesi nesne almaz. Kural 3'e geldim. Dedim ki, fiil cümlelerinde nesne olup olmadığını anlayabilmek için yüklemi onuyla okur. Onuyla okunursa bu cümlede nesne vardır. Kural 4 dedim. Bütün öğeler yüklemde anlamlı olarak okunur.
Eğer yüklemde anlamlı olarak okunmazsa bir öge o cümleyi yanlış ayırmışız demektir. Kural 5, tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşur. Tanım cümleleri özne ve yüklemden oluşur. Geçtim. Şimdi dedim ki, arkadaşlar bak bu da önemli bir not. Belirtisiz nesne yüklemden bir önceki ögedir. Bak belirtisiz nesne cümlenin ögelerinde yüklemden bir önceki öge olur. Başta sonda olmaz. Bakın biz her gün gazete okuyorum. Okuyan kim ben? Ne okuyorum gazete? Demişti diyen kim? Özgün olmak bir sanattır demişti. Diyen kim yazar? Ne demişti? Özgün olmak sanattır demişti. Yani şöyle bir sıralama yoktur arkadaşlar. Özne, belirtisiz nesne, artı, zarf cümleci, artı yüklem sıralaması olmaz Türkçenin söz düzümüne göre. Çünkü belirtisiz nesne devamlı yüklemden bir önceki ögedir. Kural 7. Şimdi dedim ki arkadaşlar bakın burada benim için çok önemli. Bazen yanıldığımız anlar oluyor. Bakın kural 7 dedim. Burada bizim için çok önemli. Arkadaşlar bak yüklem isim olduğu zaman ve yüklem fiil olduğu zaman bunları iyi dinlemek lazım. Bakın bizim en çok yanıldığımız, en çok hataya düştüğümüz soru tiplerinden biridir. Önemli değil. Yüklem isim olduğu zaman nasıl sorusu sorarsak biz, yani şöyle düşünün, isimlere nasıl sorusu sorduğum zaman sıfatı bulmuyor muyum? Evet, yüklem isim olduğu zaman nasıl sorusu sorarsam sıfat tamamlamasını bulurum. Ama yüklem fiil olduğu zaman nasıl sorusu sorarsam ben zarf cümleci bulurum. En çok yanıldığımız olaylardan biridir. Şimdi döndüm. Bakın dedim ki, insandı, insan değildi. Bu isim cümlesi. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Peki nasıl insan? İyimser bir insandı dersem. Bu nedir arkadaşlar? Şu sıfat tamlamasıdır ve komple yüklem olur. Bize iyimser davrandı. Bakın şu davrandı, şu slide'ı yanlış yapmışız, özür dileriz. Davrandı. Nasıl davrandı dersem, iyimser davrandı. Bu da ne olur? Direkt zarf. Kısaca şuraya şöyle bir madde yazarsam arkadaşlar, bakın şuraya yazayım. İyi görünüyor dersem bu nedir? Bu fiildir. Nasıl görünüyor? İyi görünüyor arkadaşlar, bu zarftır. İyi bir insan dersem, iyi bir çocuk dersem bu nedir arkadaşlarım? Nasıl çocuk? İyi bir çocuk. Bu komple yüklemdir. Bakalım. Yuvayı yapan bakımlı güzel giyimli bol kuralı dişi bir kuştur dedik. Arkadaşlar bak bu isim cümlesi. Kuştur, kuş değildir. Nasıl kuş? Bakımlı, güzel giyimli, bol paralı bir kuştur. Bakın şimdi ben duyar gibi oldum. Ya hocam bunun mantığı nasıl? Arkadaşlar bir mantığı da şudur. Tanım cümleleri, özne ve yüklemden oluşur. O mantıktan da yapabilirsiniz. Geldim. Yüklem isimse nasıl sorusu sorduğunuz zaman sıfat tamlamasını, yüklem fiilse nasıl sorusu sorduğunuz zaman kesinlikle ama kesinlikle zatı bulursunuz. Bakın bunu unutmayın. Şimdi geldik. Arkadaşlar bakın şu çok sözcü derecelendirme zatıdır. Bize en çok gelen soru tiplerinden biridir. Şu cümleyi şuraya şöyle paralayın. Şu konuşmayı şöyle yazın. Bak, konuşur. Arkadaşlar bakın. Şimdi çok sözcü derecelendirme zarfı. Artı alta bakıyorum. Diyorum ki derecelendirme zarfları sıfatlara geldiği zaman komple yüklem olur. Zarfı gelirse ayrı bir öde olur. Bakın. Nasıl bir insan iyi bir insandır. Şu sıfat anlaması değil mi? Arkadaşlarım şu da zarf değil mi? Bunu komple biz yüklem diyoruz. Çok iyi bir insandır. Direkt yüklem diyoruz. Ama bakın. Bak bu çok sözcü derecelendirme zarfı sıfat tamlamasına geldi. Ama buradaki neye geldi? Nasıl konuşur? Zarfa geldi. Peki bu zarfa geldiği için arkadaşlarım çok sözcüğünü ben ayrı bir öge diyorum. Tamam mı? Bakın unutmayın. Derecelendirme zarflarından çok sözcüğü başımıza bela olur. Der ki arkadaşlarım çok sözcüğü sıfat tamlamasına gelirse komple yüklem diyorum. Çünkü o derecelendirme sıfatı derecelendirme zarfı sıfatın içerisinde. Kural, zarfa gelirse çok sözcüğünü ayrı bir öge alırım. İlerleyen derslerde göreceğiz. Bakın, şimdi bizim üniversite sınavının şu şekilde şöyle bir madde var. 9. maddemiz var. Diyorlar ki arkadaşlar, İstanbul'u dinliyorum gözlerimi balonum Manisa'da. Bu bize devlet bir cümle veriyor Zeybe. Değil mi? Biz Rumenisa'da gözlerimi kapalı İstanbul'u dinliyorum. Değil mi bak, budur ben bu cümleyi kurallı hale getirdim. Arkadaşlar bak, devlet cümleyi kurallı hale getirdiğiniz zaman sadece öge sayımız aynı kalır. Bak, öge sayımız aynı kalır. İstanbul'u dinliyorum. Nasıl dinliyorum? Gözleri kapalı dinliyorum. Nerede dinliyorum? Rumeli sayımda. Bakın, ama bakın bunu da ayırdım. Arkadaşlar, devrik cümleyi kurallı öge haline getirdiğiniz zaman sadece öge sayımız sağlıklı. Bakın, üniversite sınavında şöyle bir şey var. Kitapçığın 4. maddesinde şöyle bir madde geçer. Der ki arkadaşlar, soru tipleriyle, soru kalıplarıyla oynamak zorunda değilsiniz. Bakın,
Cümle ne şekilde verildiyse o şekilde kabul ediyor çocuğumuz. Bak cümle devlet mi verildi, devlet verildi. Kurallı mı verildi, kuralı verildi. O şekilde kabul edip çözeriz. Bakın, üniversite sınavında 2006'dan beri çıkan cümlenin öğeleri sayısı minimum 13 kelime kalmış. Ve şimdiye kadar 2018 sınav sorusunda bir tane devrik cümle vermiş. 13 kelimelik bir kavramı ben devrik cümle haline, kurallı hale gidersem zaman kalır. Ve üniversite sınavı aynı zamanda bir sınav şeyidir. Zaman sınavı. Onun için arkadaşlar cümle ne şekilde verildiyse o şekilde kabul edip çözeceğiz. Cümlenin sağıyla soluyla oynama yetkisine sahip değiliz. Bakın benim görselimde bu soruyu sordu. Benden istediği cevap nesne, yüklem, zarf kullanıcı, dolaylı cümle. Ama benim burada bulduğum kuralda hale getirdiğim cevap dolaylı cümle, zarf kullanıcı, nesne ve yüklemdir. Kesinlikle ama kesinlikle cümle ne şekilde verildiyse o şekilde kabul edip çözeceğiz. Bakın şimdi yüklem. Ya hocam. Ben size şöyle bir şey diyeyim. Arkadaşlarım cümlenin öğelerini çözerken ben şöyle ilerlemek zorundayım. Yön Z şeklinde ilerlemek zorundayım arkadaşlar. Bir, yüklemi bulacağım. Yüklemi bulmak zorundasınız. Yüklem hatalı olduğu zaman cümlenin öğeleri testi zaten otomatikten bitmiştir o soru. İki, özne. Bunun ikisine ben ders başında dedim ki bunlar temel öğelerdir de. Bak bunlar kesinlikle ama kesinlikle bunlar temel öğelerdir. Hatta şöyle bir de giriş yaptım. Dedim ki cümle aşağıdakilerden hangisinde temel öğelerden oluşur? Der ise bizler yüklem ve özneye bakacağız. Ondan sonra şunlar geliyor yardımcı. Bunlar da nedir? Yardımcı öğelerdir. Nesneye dolayı tümle sarf tümleci, edat tümleci. Ya hocam edat tümleci diye bir şey üniversite sınavında yok. Ben de biliyorum yok. Edat tümlecinin neyin içerisinde değerlendireceğiz? Zarf tümlecinin içerisinde değerlendireceğiz. Şimdi buna geçmeden önce şu benim kurallar halinde verdiğim 9 kuralımızı, 10 kuralımızı bir hatırlayalım. 1. Hük dediğim bir yargı var. Siz de bana eşlik edin beraber. Tekrar edelim. Hük dediğim bir yargı var. Hitap, ünlem, bağlar, cümle düşüncesi. Bunlar cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Bakın testi elinize aldığınız zaman hangi kelime öge, hangi öge değil bilmek zorundasınız. Geldim. Ara cümle de cümle düşüncesidir. İlerleyen saatlerde işleyeceğim. İki dedim, isim cümlelerinde nesne olmaz. Hocam isim cümlelerinde nesne olmaz. Tamam doğru isim cümlelerinde nesne olmaz. Bir kelimeyi aklınızdan iyi tutun. Borçlu kelimesi hariç. Hiçbir isim cümlesinde nesne olmaz. Borçlu, 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 borçlu. Üç dedim. Dedim ki fiil cümlelerinde nesne olup olmadığını anlayabilmeniz için. Onuyla okun. Onuyla okunursa direkt nedir arkadaşlar? Direkt nesne vardır. Kural 5'e geldim arkadaşlarım. Bütün ögeler yüklemle anlamlı olarak okunur. Kural 6 belirsiz nesne yüklemle bir önceki öge diğer. Kural 7 Kural 7 arkadaşlarım eğer yüklem isimse nasıl sorusu sorduğunuz zaman sıfat tamlamasını, yüklem fiil ise nasıl sorusu sorduğunuz zaman zarfı bulursunuz. Kural 8 cümle ne şekilde verildiyse o şekilde çözersiniz. Kural 9 çok sözcüğü sıfat tamlamasının önündeyiz. Onu komple yüklem diye alırız ama fiilin önündeyiz ayrı bir öge olarak değerlendiririz. Şimdi geldim. Arkadaşlar dedim ki şunu anlatalım. Son dakikalarımız sadece arkadaşlar şunu bilin. Yüklem isim olduğu zaman kesinlikle ama kesinlikle bunlar ayrılmaz. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, sayı öbeği, ünvan öbeği, ikilem öbeği ayrılmaz. Bakın şunu yapalım ondan sonra hemen ders bitirelim. Lütfen arkadaşlar bu yazdıklarınızı tekrar edin. Günlük, bunlara günlük paragraf soruları çözün. Lütfen rica ediyorum geçmiş konularınızı biriktirin. Arkadaşlar burada kalalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Derste kalın, ders çalışın. Görüşürüz arkadaşlar.